Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bu video çekme imkanı da verdiğin için. Şimdi evet, bu varikosel hastaların hep bize bir kısmında testis sarkıklı olanlarda sordukları önemli sorulardan biri, testislerinde sarkma var. Bu düzelir mi? Hatta ameliyat sırasında işte bunu skrotoplasti diyoruz. Skrotum cildini ufaltarak bunu da yapar mısınız lütfen? Biz de diyoruz ki bazı hastalarda ameliyat sonrası düzeliyor, bazı hastalarda o şekilde de kalabilir ama artık onu problem etmiyor hastalar şeklinde söylüyoruz ve ameliyatta düzeltmek değil, gerekirse sonradan yapalım diyoruz. Ama biz de tam emin değiliz. Acaba ameliyatta mı düzeltsek? Çünkü mümkün. Ameliyatı çok uzatan bir şey değil. Evet. Yapılabilir. Şimdi sizde de var mıydı bu testis sarkıklığı işi? Hocam bende vardı. Gerçekten şey, ciddi oranda bir sarkma vardı ama işte ameliyattan sonra toparlandı. O niye rahatsız ediyor? Ben de doktorlar bu kısmı anlayamaz. Hastanın testis, ya canım sarkarsın sarksın ne olacak diyoruz ama bir rahatsızlığı var belli ki. Nedir o? Hocam varikoselden ötürü işte testisler damarların şey büyümesinden dolayı aşağı doğru iniyor. O da otururken, kalkarken... Ne oluyor şimdi insanlar oturma esnasında oraya sıkışacak diye mi endişe ediyorsun? Sıkışıyor mu? Acı mı veriyor? Sıkışmadan ötürü otururken insan bir yere oturduğunda aşağıda kaldığı için insanı şey rahatsız edebiliyor. Hı. İşte bununla birlikte bir çamaşır giydiğinde bir slips oradan insanı rahatsız ediyor. Peki hangi çamaşır rahat daha rahat? Slip giymek mi, boxer giymek mi? Yani slip sanki... O sarkık olanlarda yani ameliyat öncesi. Olanlarda, tabii ki. O sonuçta o sana bir rahatsızlık veriyordu ki şimdi veriyordu, bir tabii. Farklılık var diyorsun. Tabii aynen öyle. Şu anda daha toparlanmış, daha bir iyi. Yani ben yine şimdi onu tam anlamaya çalışıyorum. Nedir o rahatsızlık belli? Bir kez bu işi ameliyattan sonra düzelttim. Evet. Bir kez de ameliyat sırasında, hasta çok ricacı oldu. Ameliyat sırasında düzelttim. Çok basit bizim için onu düzeltmek. Yapabiliriz de. Şimdi ameliyattan sonra düzelttiğim hasta, varikosel ameliyat yapmışız, her şey geçmiş, varikosel iyileşmiş. Çocuk diyor ki işte hocam şu cildi şeyi düzelt. Yani ne gerek var? Ameliyat sırasında çocuk masada yattı, uyudu, testis yok. Öyle bir, yani neredeyse bacakların arasından gitmiş, neredeyse arka tarafa geçmiş yani. O İnanıyor. Kadar. Yaşadığım için bu sorunu. Değil mi? Yani, evet. Enteresan dedim ya çocuk atlıymış. Gerçekten. Geldik testis oradan çıkarttık. Derisini küçülttük. Şimdi sağ olsun dua ediyor. Bize teşekkür ediyor. Şu anda ben de o konudan dolayı çok teşekkür ederim size. De, nasıl oldu? Yani sen şimdi ameliyat oldu daha bir ay oldu. Bir ay oldu. Toplamayı fark ettin ama öyle doğru. Mi? Kesinlikle. Daha nasıl toplu, daha böyle bir çocukluğumdaki gibi daha böyle bir toparlak ve sarkıklık yok. Evet. Ondan sonra her lavaboya gittiğimde inanın şey bakıyorum böyle bir dokunuyorum evet. Şey yapıyorum. Şimdi tabii senden çok uzun damarlar çıktı. Evet. O damarlar çıkınca oradaki deri de kendini toplayabiliyor. Ama bazen nasıl ki çok kilo veren insanların derisi sarkık kalır veya doğru. Şişmanlık ameliyatı oluyor, deri sarkık kalıyor. Öyle kalanlar da oluyor. Ama hasta nedense sonrasında çok az sayıda bundan şikayetçi olan hasta var. Şikayetçi olursa da ona skrotoplasti dediğimiz deri küçültme ameliyatını yapıyoruz ama bunu bir sonraki adıma bırakmayı şimdilik böyle tercih ediyorum. Geçen hafta yine bir tane Amerika'dan gelmiş çocuk. Çok sarkık testisi. Orada öyle anlaşmıştık, yaparız sana skrotoplasti istersen diye. Sonrasında geldi, ya bir bekleyelim ameliyattan sonra düzelmezse yapalım dedi. Bence de doğru olanı bu. Ama isteyen olursa ameliyat sırasında yapmak da mümkün, çok sarkıksa. Gerçekten çok önemli bir konu. Varikosel ameliyatında ben de epey bir kendi gördüm. Evet, yani bak bu konuya hep doktorlar biz çok az önem veririz. Ama hastalar için muzdarip ediyor. Diyorum hocam diyor bazen diyor hadi şöyle bir düzeltmek zorunda kalıyorum. Kesinlikle. Yani diyor toplantıda oturuyorum diyor. Kesinlikle. Bir sıkışıyor. Kesinlikle. Şimdi herkes bana bakıyor evet. Gibi. Evet. İşte kalkıp şöyle bir onu düzeltmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım filan. Kesinlikle. Bunlar öyle mi? Rahatsızlıklar bunlar kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Hocam bir de zaten size de bunu tüm diğer hastalar da biliyorlardı. Biliyorlar. Zaten o bölgede bir ısınma, bir sıcaklık sürekli oluyor. Bu damarların gelişmesinde. Onun geçtiğini hissediyor musun? Tabii. Kesinlikle hocam. Ve o bölgede olan fazla kandan ötürü bir ağırlık. Sanki böyle bir o bölge biraz daha bir kontrolden çıkıyormuş gibi. Ağırlık, sıcaklık. Ama, tabii. Varikoselden sonra daha bir rahat, daha bir hafif. Daha böyle sanki o bölge eski çocukluğundaki gibi. Işte lise yıllarındaki. Ki daha çok yeni. Evet. Daha bir 5 hafta diyorsun. 1 ay 5 hafta. Ama işte bizim bu yöntemi bulana kadar, damar çıkartmayı bulana kadar biz hasta geliyordu bana, bir ay sonra hocam diyor damarlar duruyor, ne zaman geçecek, hala sıcak, hala ağrı var, hala basıyor. Ya diyorduk rahat ol, 3 ay sonra diyor. 3 ay sonra geliyor, yarı işte %30-40, hocam rahatladım diyor. Diğerleri hala duruyor diyor. 6 ay, 1 sene, yani artık böyle hastayı görünce korkar hale geliyorduk.
Şimdi damar çıkarttığımız anda kaçıncı günlerde daha iyi olduğunu, farklı olduğunu hissetmeye başladın? Ameliyattan sonra mı? Evet. Ameliyattan sonra aşağı yukarı bir iki hafta sonra falan tam böyle bir kendini toparlayıp daha böyle bir şeyine, evet. Her şey böyle normale dönmeye başladın. Kaçıncı günde çalışır insanlar, ne diyorsun? Her hastaya soruyorum bunu. Benim ikisi çift taraflıydı. Biraz evet. Da damarlar çok büyük olduğunu söylemiştiniz. Evet. Benimkisi ağır bir, biraz da zorlu olduğunu şey düşünürsek aşağı yukarı bir iki hafta sonra çok zorluysa iki hafta sonra rahat bir şekilde. Peki iki hafta sonra rahat şekilde. Peki aslında işi çok acil, dönmesi lazım, patron sıkıştırıyor filan. En düşük zaman çift taraflı varikosel, büyük bir varikosel 10 gün diyebilir miyiz? Tabii bir 10 gün. Doğrudur hocam, evet. Bir 10 gün. Genelde işte ortalama aslında 5 gün diyorlar. Ama daha senin damarların rekor damarlardı. Öyle söylemişti olan damarlardı. Ondan sonra ama 10 günde işte 2 hafta daha güvenli olur. Tabii bir ağır iş yapanlar var, asker, polis var, sahada çalışanlar var. Ben onlara hep işte 20 güne kadar istirahat hakkımız var. Evet. Onun sonuna kadar kullanılıyor. Zaten sosyal medyada da siz varikosel ameliyatlarınızın o damarlarını yayınlıyorsunuz. Onları da evet. Ara ara bir takip ediyordum. Evet. İçinde karşılaştığımız hakikaten de onlara göre. Evet, seyirler fazla. Bir şey fazlaydı, büyüktü hocam. Başarıları yazdık, fazla damar arttı, altına çizgiler, bilmem neler. Çizgi falan koymuşsunuz. Evet, kesinlikle. Çok geçmiş olsun. Başka bir insanların bilmesi, şunu da bilmeleri lazım diyeceğin bir şey var mı? Bizim unuttuğumuz. Kesinlikle çok önemli bir konu. Şunu da söyleyeyim ben. Hani dikkat ettiğim şey daha sonrasında. İşte ben de duş alırken genelde sıcak su yapıyor duş alırım. Böyle epey bir şey sıcak su falan. Şimdi onun da bilinciyle falan şimdi artık ılık suya döndüm. Evet. Çok sıcak su da buna iyi. Kesinlikle iyi. Zaten o bölgenin biliyorsun işte vücut sıcaklığında olması lazım. Çünkü evet. Erkekler de işte araba kullanırken oturduğumuz zaman çok fazla bir yerde oturduğumuzda o bölge haliyle ısınıyor. Evet. Isındığı zaman da o bölgedeki kestisin içerisindeki etrafındaki damarların büyümesine şey aynen. Sebep oluyor. Çok sıcak bir şey bunlar lazım. Sizle birlikte bunları da epey bir araştırıyoruz sen de. Bizim hastalar öyle. Bizim hastalar her şeyin konuda bilinçli oluyoruz. Doğru. Kesinlikle dikkat etmek lazım oluyor. Kesinlikle bu varikosel ameliyatından sonra epey bir toparlandı o bölge. İnanın lavaboya giderken de dediğim gibi her seferinde dokunuyorum, böyle bakıyoruz evet. Eski günlerine. İnsanın duşuna gidiyor, neden söylüyorlar hocam, o çok hoşuma gidiyor, bakıyorum hiçbir şey kalmıyor, gel durun. Kesinlikle. Ne kadar demek ki enteresan, biz o sıkıntıyı kesinlikle. Tam idrak edemiyoruz. Kesinlikle. Dün bizim yine böyle çok büyük hocalarımızdan bir tanesiyle konuşuyoruz, diyor ki ben diyor spermde düşüklük varsa amel ederim, ağrı için diyor, öyle sıcak için, onlar geçmez diyor hocam, işte geçiyor. Geçebiliyor yani. Kesinlikle. Ben zaten ilk size geldikten sonra biliyorsunuz sperm testleri de yaptırıyorum ara ara. Evet. Sperm testleri yaptığımda bir seferinde 1 milyon çıkıyordu. İşte daha evet. Sonrasında 10 milyon çıkıyordu. Daha sonrasında tekrardan düşüyordu, yükseliyordu. Orada bir düzensizlik evet. Vardı. Evet. Ama şimdi o belli bir süreden sonra sanırım o şeyler de geçecek. Şimdi birinci ay itibariyle bu sperm artırıcı ilaçları veriyoruz. Rutin veriyoruz çünkü İçinde bunların bitkisel spermin içerisindeki şeyler var. Faydası oluyor. 3 ay sonra 3 ay bunları kullanacaksın. 3 ay sonra tekrar yapacağız. Genelde 6. ayda 1. yıl arasında spermde tam düzelmeler görüyoruz. İnşallah sen de böyle olur. İnşallah. Çok geçmiş olsun. Çok önemli oldu. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.